Şu an Kızılderili Ulusal Müzesi'ndeyiz. Bu müze Smithsonian Enstitüsü'ne bağlı ama New York şehrinde yer alıyor. Amerikan yerlisi çok ünlü bir sanatçı olan Nampeo tarafından yapılmış küçük bir seramik esere bakıyoruz. Nampeo, Hopiteva kabilesine mensuptu. Nampeo'nun öyküsü 1680 Pueblo isyanı ile başlar. Bu isyan sonucunda Rio Grande Vadisi'ndeki Pueblo'lar İspanyolları bölgeden kovmuştu. Fakat sonra İspanyollar geri döndü. Sonuç olarak birkaç Teva topluluğu bölgeden kaçarak Hopilere sığındı. Ve Hopiler onları kucakladı. Onları iyi karşıladılar. Nampeo orada birinci Mesa'daki bir Teva köyü olan Hano'da büyüdü. Birinci Mesa halkı şu anki Amerika Birleşik Devletleri toprakları içerisinde aralıksız en uzun süre boyunca varlığını sürdürmüş topluluklardan biridir. Yaklaşık bin yıllık bir topluluktur. Nampeyo'nun babaannesi ona çömlekçilik zanaatini öğretti. Ama o babaanne bir Hopi'ydi. Teva değildi. İşin orası evet biraz karışık ama sanıyorum Nampeyo da dehasını buna borçlu. Nampeyo'nun köyü Hano, bir Teva köyüydü. Bu köyde bir tür düz çömlek üretilirdi. Çoğu zaman pişirme kabı olarak kullanılan bu çömlekler oldukça revaçtaydı. Ticareti yaygındı. Fakat Nampeo, Hopiler'in geleneksel çömleklerini yapmayı öğrendi bu çömleklere o zamanlar Polaka Polikrom adı verilirdi. Nampeo bu çömleklerin yapımında ustalaştı. Thomas Kim adında bir adam, Mesa yakınlarında bir dükkan açtı ve orada bu çömlekleri satmaya başladı. Çömleklere yoğun talep vardı. Fakat sonra Nampeo, Walpilerden baskı görmeye başladı. Walpiler bu çömlek tasarımları bize ait, sana değil diyorlardı. Nampeo'nun bu çömleklerden para kazanması onları rahatsız etmişti. Her ailenin kendi tasarımları ve belli yerlerden topladıkları kille çömlek yapma hakları vardı. Bu işler protokollere bağlanmıştı. Bu durum Nampeo'nun gözünü başka yerlere çevirmesini ve ufkunu genişletmesini sağladı. Yine birinci mesa yakınlarında terk edilmiş bir köy vardı. O köyde yüzlerce yıldır kimse yaşamıyordu. Köyün adı Sikyatki idi. Nampeo bu köyde kırık çömlek parçaları buldu. Çömlekler artık kimsenin hatırlamadığı eski bir tarzda boyanmıştı. Nampeo bu tasarımları kendi çömlekleri üzerinde kullanmaya başladı ve böylece çok yeni bir tarz elde etmiş oldu. Bugün bu tarza Sikiyatki diriliş stili adı veriliyor. Nampeyo'nun çömlek ve resim konusundaki yeteneği Chicago'da ve Doğu şehirlerinde her gün daha fazla koleksiyoncunun dikkatini çekiyordu. Üstelik bu insanlar güneybatıya artık çok daha kolay ulaşabiliyordu. Çünkü artık örneğin Santa Fe demiryolu gibi yeni ulaşım yolları vardı. Güneybatı turistik bir yer haline gelmişti. 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri toplumu kıtanın tarihini ve Amerikan yerlilerinin durumunu keşfetmek konusunda aşırı derecede istekliydi. İlginin bir nedeni de Avrupa geleneklerine dayanmayan hakiki Amerikan deneyimini bulma arayışıydı. 1920'lerde New Yorklu bir eleştirmen New York Daily Sun'daki yazısında Kızılderili sanatı ile ilgili olarak şöyle demiş. Avrupa'nın sanat tarihi Antik Roma'ya ve Antik Mısır'a dayanıyorsa bizimki de Kızılderililere dayanıyor. Halbuki arada büyük bir fark var. Çünkü Antik Romalılar ve Antik Yunanlar o sırada çoktan ölmüştü. Oysa burada Amerikan yerlileri halen varlıklarını sürdürmekteydi. Bu yerli Amerikan toplumları için Amerika Birleşik Devletleri ile tanışmalarından itibaren süregelen bir ikilemdi. Vahşi, ilkel bir kültürün yaşayan fosilleri olarak lanse ediliyorlardı. Halbuki hiç de ilkel değillerdi. Hatta mesela Nampeo daha o zamanlar sahip olduğu modern anlayış sayesinde Amerikan estetiğine nasıl uyum sağlayabileceğini çözmüştü. Çok genellikçi tasarımlar yaratmış ve onları çok farklı ve eşsiz şekillerde süslemişti ve çok da başarılı oldu. Burada çok ince narin bir kap görüyoruz. Omzu geniş, tabanı çok dar. Simetrik açıdan kusursuz değil. Çömlekçi çarkında yapılmadığı çok açık. Boyaması olağanüstü karmaşıklıkta bir tasarıma sahip. Bu tasarımı böylesi zor bir yüzeye uygulamaya çalıştığımı hayal bile edemiyorum. Tamamen el yapımı. Buna kilin toplanması da dahil. Çömleğin bu kendine has sarımsı kahverengi yüzeyi birinci mesa civarındaki toprağın niteliğinden kaynaklanıyor. Nampeyo bu toprağı işlemden geçiriyor, yoğuruyor ve halkalar halinde elleriyle şekillendiriyordu. Sonra bu pürüzsüz yüzeyi elde etmek için çömleği cilalıyordu. Sonra da boyayı bir fırça ile titiz bir şekilde uygulayarak bu düzgün çapraz taramaları yaratıyordu. Bu tasarım onun kendi yarattığı bir şey. Nampeyo sanatın inceliklerini kızı Feni Nampeyo'ya da öğretmişti. 1930'lara gelindiğinde artık kızıyla yan yana çalışmak zorundaydı çünkü gözleri epeyce zayıflamıştı. Kabın üstünde bir kuş kanadını andıran soyut biçimleri görebiliyorsunuz. Dibinde ve boynunda ise kırmızıya çalan dalgalar mevcut. Nampeo bu deseni göç deseni olarak adlandırmıştı. Üstündeki dalgalar ve kuş kanatları Hopi göç hikayeleriyle ilgili. Bunlar Hopilerin topraktan yükselmeleri, yeryüzüne çıkmaları ve bugünkü vatanları olan üç mesaya ulaşmaları ile ilgili hikayeler. Nampeyo hayatının son yıllarını yaşamak üzere Büyük Kanyon'daki Hopi Evi denen yere davet edildi. Hopi Evi'ni bugün de ziyaret edebilirsiniz. Büyük Kanyon'un güney sınırında yer alan El Tovar Oteli'nin içinde yer alıyor. Bu otel Demidyolu kıyısında bir dizi otel ve restoran kurmuş olan Fred Harvey şirketi tarafından inşa edilmişti. Yani şirket turizme büyük yatırım yapmıştı. Hopi evine bağlı çalışan çok sayıda sanatçı vardı. Muhtemelen en ünlüleri de Nampeyo'ydu. Yazları Nampeyo ve ailesini evin terasına yerleştirir, çömlek yapım süreçlerini insanlara izletirlerdi. Nampeyo kilini yine Hopi'den getirirdi. Hopi evinde Nampeyo çömleklerinin yanı sıra kilimler ve başka sanatçıların yaptığı çömleklerde satılırdı. İnsanlar burada zamanın zengin güneybatı sanat geleneklerinden bazılarını deneyimleme fırsatı bulurdu. Esasında Nampeyo'nun ürettiği sanatla sanatçıların o dönemde maruz bırakıldığı antropolojik yaklaşım arasında bir gerilim vardı. Amerikan yerlileriyle bu kalabalık ve yerleşimci ulus arasındaki ilişkide özellikle pazarlarda yapılan eşya alışverişi aradaki bağı idare etmenin bir yolu haline gelmişti. Güneybatı'nın geleneksel sanat formu olan çömlekçilik 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı Amerikalılarına çok cazip gelmişti. Çünkü otantik eşyalara, el yapımı gereçlere ve sanat ve zanaat akımına ilgi duyuyorlardı. İşte bu da el yapımı bir nesne. Dünyada eşi olmayan bir eser. Sonuçta 19. yüzyılın sonlarında eşyaların seri olarak imal edildiği bir dünyada yaşıyorduk. Nampheo ve çağdaşı olan bazı diğer sanatçılar Amerikalıların estetik ilgilerini iyi anlamışlardı ve bu pazarın talebini karşılamak için eserler üretmişlerdi.